Məndən arxada gördüyünüz bu körpü 15 iyul 2016-cı il tarixinə qədər 1-ci Boğaz körpüsü adlanırdı. Lakin həmin gecə bu körpünün Türkiyə üçün əhəmiyyəti bir qədər də artdı. O gecə Fətullahçı terror təşkilatının Türkiyədə hərbi çevrilişə cəhdinin qarşısı məhz burada alındı. Elə o gündən itibarən də 15 iyul, yəni 15 Temmuz şəhidlərinin xatirəsinə bu körpünün adı da 15 Temmuz olaraq tarixə keçdi. Türkiye o gecə 250 şəhid verdi. 2193 nəfər cəhdin qarşısını alarkən müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldı. O gecə nələr baş verdi? Şu anda bit ateş altına alındı. Kobra helikopteri orada hazır. İnecek gibi bekliyorlar. Dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ilk əlamətlər iyulun 15-də axşam saatlarında Ankara'da yerləşən Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərərgahında özünü göstərdi. Baş qərərgahda silah səsləri eşidildi və bir helikopterdən çöldə olanlara ateş açıldı. Ankara səmalarında qırıcı təyyarə, F-16'lar saatlarla alçaqdan uçuş etdi. Qırıcılar və hərbi helikopterlərdən bir sıra dövlət binasına ateş açıldı. Bəzi nöqtələr bombalandı. Xalqın üzərinə tanklar sürüldü. Türkiyə Böyük Millət Məclisi, Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərərgahı, Milli Kəşfiyyat İdarəsi, Ankara Təhlükəsizlik Müdürlüyü və Polis xüsusi hərəkatı mərkəzi saatlarla bombardmana məruz qaldı. Eyni saatlarda İstanbulda Boğaziçi və Fatih Sultan Mehmet körpülərində hərəkət Atatürk Havalimanına keçid bir qrup əskər tərəfindən bağlanıldı. O gecə paytaxt Ankara və İstanbulda tam bir xaos yaşandı. Hadisədən xəbər tutan xalq dövlətin müdafiəsi üçün küçələrə axın etdi. Olayların zaten başlandı ki, şu motosikletin durmuş olduğu yerden itibaren zaten olaylar atış alanları o taraftı. Eskiden beton gişeler vardı ileride, şimdi onları değiştirdiler. Şu demir alan olmuş olduğu, şu an geçiş yeri olan insanların orada vurulmaya başladı. Oradan itibaren zaten tankları çekmişlerdi bu tarafa. İlhan Yılmaz o gecənin şahidlərindəndir. Digərləri kimi o da çevrilişə cəhdin qarşısını almaq üçün zirehli texnikaların önünə əli yalın çıxıb. 15 iyul qazisi o gecə gördüklərini Real TV-yə danışdı. Bana yengem söyledi. İlhan darbe oluyor dedi. Benim 10 metre 20 metre bir bayrağım var. O bayrakla beraber mahallemizden yaklaşık 150 kişilik bir grupla Cumhurbaşkanımızın evine gidiyorduk. Bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanımızın evini korumaya gittiğimizde oradan gelen kalabalık grup, orası Eminelilerde ve bizi köprüye yönlendirirler. Yaklaşık buradan köprüden bir kilometre geriden çıktığımızda herkes dağıldı. İnanılmaz şekilde zaten silah sesleri falan geliyordu. Metrobüsleri buradan geri çeviriyorlar. İnanılmaz şekilde bir izdiham vardı. Tabii ateş sesleri geldiğinde o insanların vurulduklarını gördüm. Köprüye yaklaştığımda kendisinin doktor olduğunu, vurulanları derhal bana getirin, ben buradan arabayla gönderirim dediğini duydum ve o doktora uydum. Bizi 8 kişi toplam bu karşı yolun hem sağında hem solunda 4'er kişilik gruplardan ayırdılar. Ben o gece 8 tane şehit, 17 tane yaralı taşıdım. Sabaha karşı vuruldum. Bu esnada vurulan gazilerimizin, şehit olan arkadaşlarımızın tampon yaparak kemerleri istedik milletten. Üzerimizdeki tişörtleri yırtarak bu şekilde onları ambulanslara ve işte özel arabalara veya motorlara bindirerek bu şekilde gittik. İlhan Yılmaz deyir ki, o gece vurulanlar arasında az yaşlılar da olup. Bu süreçte hiç unutamadığım bir an var. 15 yaşındaki bir tane genç bir çocuk annesinin fotoğrafı elindeydi. Benle beraber gelmişti. Ben onu bir arada o arbedede kaybettim. En sonra da yine yolun sol tarafında, bize göre yol tarafında, sol tarafında itfaiyenin kenarına, lastiğin kenarına oturduğunu gördüm. Canım yanıyor dedi.
Ve bu şekilde bir baktım, hayırdır, karnım ağrıyordu. Meğersem karnından vurulmuş. İşkembesi dışarı çıkmıştı. Hemen apar topar aldım. O çocuğu da arabaya verdik. Doktorlara götürdük. Oradan hastaneye gönderirler. Ve ben gişelere geldim. En son 7 kişi vardı gişelerde. O esnada 3 kişi orada vuruldu. Kurşun birisinden giriyor. Abisini şehit ediyor. Diğer kardeşinin omuzundan, sol omuzundan vuruluyor. Gazi oluyor. Ve biz onu almaya gittiğimizde o sırada ben de eğilerek bacağımdan kurşun yedim. O esnada tekrar bize ateş ettiler. Sabaha karşı saat tahmini olarak 4.30 civarında ben de vuruldum. Yaralanan İlhan Yılmaz'ı xilas etmək üçün həkimlər 44 gün mübarizə aparıblar. Ben o esnada kan kaybından bayılıyorum. Beni şehit oldu diye şehitlerin bulunduğu yere kaldırıyorlar. Şehitleri taşıyan hastanedeki arkadaşlarımızdan birisi tesadüfen parmaklarım oynayınca abi yaşıyor gibilerinde. Beni alıyorlar oradan. Tekrar içeri getiriyorlar. Oradan tedavi sürecim başlıyor. O günden sonra diğer Türkiye vatandaşları kimi İlhan Yılmaz da öz az yaşlı övladını İstanbul'da hadiselerin cereyan ettiği o nöqtəyə getirir ve o gece şahit olduğu hadiseleri danışır. Eğer bir şey olursa canını hiçe sayarak Allah için, vatan için, bayrak için buraya gelirler. Buraya değil, nereye olursa olsun gel. Qazi deyir ki, həmin gecədən illər ötsə də unudulmamalı və xalqın birliyi hər zaman xatırlanmalıdır. Oğlumu getirdim bu güzel anı yaşaması için. Çok şey anlattık. Bugünün önemli olduğunu, şehitlerimizin olduğunu. O gün bir savaş verdik. O günün yaşadıklarımızı anlattık. O günden sonra her yıl 15 İyul günü Türkiye'de Milli Birlik ve Demokrasi Günü kimi qeyd olunur. Allah bütün şehitlere rahmet eylesin.